konut kiralarına %25'lik üst sınır uygulaması getirildi ama devletin o resmi rakamı neredeyse hiç uygulanmıyor. Yapılan son araştırmaya göre kiracıların %69'u %25'ten fazla zam yaptı kiraya. Bizim kiramız 2,5'tu. Şimdi bize dedi ki 7.000 TL dedi. Yoksa dedi çıkın dedi. 4.000. Ne kadardı da 4.000 oldu? 1.200. Türkiye şartlarında 4.000 çok iyi para, yani itiraz edilmez. Konut kiralarına getirilen %25'lik artış sınırı resmen havada kaldı. 3 kiracıdan ikisinin kira artışı devletin açıkladığı orandan fazla oldu. 1.700 liraydı, 4.5 oldu. Niye kabul ettiniz? Piyasada ev 10.000 liradan aşağı, 12.000 liradan aşağı yok. Kiralara %25 zam sınırı uygulaması geçen sene 1 Temmuz'da başlamış, bu senede uzatılmıştı. Binlerce ev sahibiyle kiracı davalık olurken 1.600 kişinin katıldığı bir araştırma şok edici bir gerçeği ortaya çıkardı. O araştırmaya göre kiracıların %69'u %25'ten fazla zam mı kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Benim kiram çok uygun. 1.300'dü, 2.000 oldu. Kendi mahallemizde yukarıda Çankaya'da oturuyorum. 10.000 liradan aşağı bir kira masrafı yok. Üstelik %25'ten fazla zam yapanların %86'sı ev sahibinin istediği rakamı hiç pazarlıksız kabul etti. Çünkü her 10 kiracıdan 9'u bugün taşınmak zorunda kalsa bütçesine uygun bir ev bulamayacağını düşünüyor. En yakın arkadaşım kiracı. Normalde Ankara'da yaşıyorlardı. Toplamda 10.000 kira veriyorlardı ama dubleks bir evdi. Şu anda İzmir'de 2+1 bir eve 20.000 lira veriyorlar. Direkt şehir değiştirdiler. Aynı araştırma geçen sene de yapılmıştı ve 2022'de yasal sınırın daha üstünde zam talebiyle karşı karşıya kalanların oranı %51'di. Bu sene %69'a çıktı. Ev sahibinin zam talebini pazarlıksız kabul edenlerin oranı ise geçen sene %73'tü. Bu sene %86'ya çıktı. Mahkemelik olacağın, işte ev sahibi gelecek kapıya dayanacak falan filan yani. 15 milyar ya da 20 milyarlık bir eve hala 1600 lira ya da 2000 liraya oturan kişiler de var. Yani orta yolu bulmak lazım. Ve ev sahipleri geçen sene %58 olan evlerinde bulunan kiracılardan dolayı maddi kayba uğradığını düşünenlerin oranı bu sene %70'e çıktı. Yani onlar da memnun değil durumlarından.